Kebir Trabzonspor'a bakışı sunar. Çay TV Trabzon stüdyolarından hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Trabzon'dayız, Trabzon stüdyolarındayız. Yine bir Trabzonspor'a bakış programıyla sizlerle birlikteyiz. Tabii Trabzonspor'u konuşacağız, Trabzonspor'la ilgili değerlendirmeler yapacağız ama son bir saattir alt yazımızda da belirtildi. Bu bölge Doğu Karadeniz, Trabzon, Ordu ve Giresun, Samsun ve Sakarya'da dahil olmak üzere birçok fındık üreticisi fındık fiyatını merak ediyordu. Açıklanacak mı? Hasattan önce, fındık bahçesine girilmeden önce açıklanacak mı diye. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamayla fındık fiyatlarını açıkladı. 22,5 lira olarak belirlendi. Giresun kalite fındık, Levant kalitede, Ordu kalite, Ordu'da yetişen fındık da 22 lira olarak belirlendi. Tabi bu desteklemelerle birlikte 25 TL'yi buluyor. Şu an itibariyle baktığımızda da üreticinin çoğu memnun. Tabi iyi bir fındık üreticisi Cevat Kol da memnun, Önder de memnun. Şu an itibariyle bir eleştiri yok fındık fiyatı ile ilgili. Tabi Toprak Mahsulleri Ofisi nasıl yapacak, ne edecek, alırken nelere dikkat edecek, o da önemli. Trabzonspor programına, Trabzonspor'u değerlendirmeye başlamadan önce bu bölgeyi ilgilendiren bu önemli bilgiyi de bir kez daha sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Cevat abi, fındık fiyatları nasıl buldun? Yani topu bana, öncelikle bizim izleyenlere iyi akşamlar. Trabzonspor'a daha girmedi şimdi fındık fiyatıyla. Şimdi şunu söyleyeyim, tabii bizim fındıkla çok haşır neşir olduğumuz ama fındığımız var, çayımız da var. Yarıcıya veriyorsun, yarı yarıya. Yani. Toplama işine değil de ücretine bakıyorsun sen birazcık. Bazen öyle oluyor, evet. Ekonomisine. Şimdi Karadeniz'de, özellikle Trabzon'da büyük araziler yok. Yani sen öyle diyorsun ama bölüne insanlara iki dönüm, üç dönüm, bir dönüm, yarım dönüm. Mesela sana düşen dönemde herhalde 100 kilo çıkmaz. Yok yok, 5 kilo. Biz 5 kilo falan alıyoruz. Niye? Arazi bölündüğü içindir o. Evet. Şimdi umarım, dilerim iklim koşulları iyi gider. Üreticiler de fındıklarını zamanında kurutur ve hasatı sağlıklı bir şekilde yaparlar. Çünkü pandemi dolayısıyla işsizliğin had safhaya ulaştığı bir ortamda fındık ve çay bölgenin tek geçim kaynağı. Yani tek gelir kaynakları bu olan, işte çayda ikinci sürgün bitmek üzere, fındıkta yılda bir kere bildiğin gibi oluyor. Yani bazı yerlerde baskın var, bazı yerlerde yok. Rekolte 625 falan ton bekleniyor. Evet. Yani burada önemli olan şu, TMO da zamanında, çünkü biliyorsun TMO'da şöyle bir sıkıntı var. Fındığı bilmeyenler fındık almaya çalışıyor. Yani üretici üzmesin onlardan. Lütfen. Çünkü sonuçta çok insanlarımız bayağı bir sıkıntılı. İşçi yok. Çünkü sonuçta pandemiden dolayı bölgeye giriş çıkışlar kontrollü. Vakaların da arttığını biliyorsun herhalde Trabzon'da Halil. Şimdi İl dışında arkadaş... mevsimlerde de beklenilen bir olay yani. Tutamıyorsun insanları şeyde, tutamıyorsun. Ben de evde tut demedim mi? Sonuçta şey... Ben de sana tut dedim demedim. Yani artış var. Demek ki biraz kollamak lazım. Sosyal şey, mesafeyi kollayacağız, hijyene dikkat edeceğiz, maskeyi takacağız. Bunlara dikkat edeceğiz ki en azından minimum düzeye indirmek lazım. Aldığım rakam korkunçtu. 800'ün üzerinde vaka var. Trabzon. 300 civarı deniliyor. Yok, ben hekimlerden aldım. Halil'cim, yani biraz istihbaratın biraz bu konuda senin. Bu arada OFF Belediye Başkanı Sayın Salim Salih Saralioğlu, o da COVID-19 pozitif çıktı.
geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ona iletelim, evet. Selahattin Çebi, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı, o da kendini karantinaya aldı. Bir gün öncesinde beraber bir ziyarette bulunmuş. Temas kurduğundan dolayı o da kendini karantinaya aldı. Ona da çok önemli arkadaşlarımız var diye. Evinde karantinaya almış kendisini. Ama tebrik ediyoruz da yani. Bu duyarlılıktır yani. Çok önemli, olarak. Çok önemli, evet. Geçmiş her hasta olanlara, karantinaya girenlerin hepsine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İhtiyacımız var. Peki. Evet, Trabzonspor 2019-2020 sezonunu 65 puanla ikinci sırada tamamladı. Başakşehir 4 puan önünde 69 puanla bu sezonu şampiyon olarak bitirdi. Tabii sezon başında olmasa da sezonun ortalarına doğru o sene bu sene demişti. Hem yönetim hem de taraftarlar bu yıl şampiyonluğa çok inanıyordu. Ama ne olduysa pandemiden sonra başlayan liglerde 8 haftalık süreçte karşımızda çok farklı bir Trabzonspor vardı. Trabzonsporlu futbolcular vardı. Ne olduğunu kimse anlamadı. Kimse kulüpten ve futbolculardan da bilgi alamadı. Çünkü koronavirüs tedbirleri dolayısıyla idmanlara ve kulübün içerisine kimse giremiyordu. Bazı yöneticiler bile giremiyor. Belirli isimler giriyordu. Tabii ne oldu? Bu arka planını biraz konuşacağız. Aldığımız bilgileri sizlerle birlikte paylaşmaya çalışacağız. Çarşamba günü de kupa finali var. Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'la karşılaşacak Bordo Mavili ekibimiz. Maçı Ali Palabıyık yönetecek. 21.30'da İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Tabii bu karşılaşmada Trabzonspor en azından sezonu bir kupayla tamamlamak istiyor. Bu kötü şansa bir, kötü gidişe bir dur diyebilecek mi? Bunu konuşacağız. Bu sezonun ise tek tesellisi Alexander Charlotte'un 24 golle 2019-2020 Cemil Usta sezonunu gol kralı olarak tamamlaması. Tebrik ediyoruz. Şota, Hami, Fatih Tekke, Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'dan sonra Necmi Perekli de çok eskiydi. Evet. Necmi Perekli de vardı. Trabzonspor bir gol kralı daha çıkarmış oldu. Alanyalı futbolcu Papis Sisse'nin 22 gol atmasına rağmen 2 gol ondan fazla atarak 24 golle bu yılı bu sezonu gol kralı olarak tamamladı. Tabi sezonu konuşmadan bir Kayseri maçına gideceğiz. Sezonun son maçında da yine Trabzonspor iyi oynamamasına rağmen Kayseri Spor'u Novak ve Charlotte'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Kayseri Spor da bu sonucun ardından küme düştü. Tabi eğer Kayseri Spor yenseydi Kayseri Spor lige tutunacak. Denizli Spor kümeye düşecekti. Tabi sahaya çıkılıyorsa, top oynanıyorsa karşı takımı yenmek için oynanılır. Bunun da bir hesabı kitabı olmasına ben pek katılmıyorum diyelim. Ve Kayseri Spor maçıyla başlayalım. Sezonun son maçı, maçla ilgili değerlendirmeleriniz nasıl olur? Şimdi tabii hüzünlü bir sezon geride kaldı. Kandırıldık. Bizi kandırdılar. Gerçi kandırılmak moda biliyorsunuz. Burada şunu söyleyeceğim. O sene bu sene ortada hiç yokken hatırlayın sezon başını dediler ki kulüpte su içmeye para yok. Hepimiz bir mağdur oynadık. O mağdurun arkasında binlerce forma sattılar. Taraftar kombinelere daldı. Aman kulübe yardım. Kulübün paraya ihtiyacı var. Sadece iş adamlarının binlerce forma aldığını hepimiz gördük. Nevzat Kaya, Nevzat Aydın, ondan sonra Muharrem Usta. Tabi ustanın nereye verdiklerini hala bilmiyorum formaları. Adlarını yazdırdılar ama formalar nereye gitti, dağıtıldı mı onu da bilmiyorum. Şimdi bu Ertuğrul Doğan formalar aldılar. Aşağı yukarı 15 bine yakın formayı yöneticiler aldı. Şimdi Türkiye'nin belki inanmayacaksınız ama çok önemli kısmı, mağdur olan kısmı, forma alamayan kısmı bordo mavi renklere büründü. Şimdi bu bordo mavi renklere bürünmek güzel. Sevginin yayılması harika. İşte bunun da içini doldurmak lazım. Kuru kuruya sevgi olmuyor.
Ne yapıyorsunuz? Bunu taşlandırmak lazım. O formayı giyen çocuk sokağa indiğinde gurur duyacağı bir takım istiyor. Geçen keşke onu koydusaydık. Pazara gittim. Evin önünde pazar kuruluyor. Pazara indim. Bir teyze. Benim sosyal medya hesaplarımda var teyzenin söyledikleri. Teyze bana seslendi. Kardeşim, kardeşim bakar mısın? Ya 60 yaşının üzerinde, 70'e yakın. Dedi ki, zannettim ki herhalde önünde fasulye masulye var. Bana satmaya çalışacak diye. Dedim teyze almayacağım. Yok oğlum dedi. Bir şey söyleyeceğim dedi. Bizi programlardan izliyor. Sağ olsun. Dedi ki oğlum, bu takımı kim sattı? Niye sattınız? Dedim ne diyor kadın ya? Yani pazardaki teyzeye kadar Trabzonspor'un ruh hali yansımışsa maçları sattın diyecek kadar bana çıkışıyor. Yani Trabzonspor nasıl bir hale getirdiyseler o pazarcı teyze bu işten bu kadar muzdarip olmuş, üzülmüş. O bunun adını satmak koyuyor. Maçları Trabzonspor gibi büyük bir kulübün parayla satacağını düşünmüyorum. Asla ve asla düşünmüyorum. Ama yenilgiyi öyle addediyor. Diyor ki, niye verdiniz? Neyin karşılığında sattınız? Şimdi düşünebiliyor musun Ali? Bu binlerce taraftar kombine aldı. Hiçbir tanesi gitmediği, pandemi dolayısıyla gitmediği maçın parasını geri istemedi. Binlerce, on binlerce forma aldılar. Hiçbiri formasına isyan etmedi. Şimdi bu şartlarda Trabzonspor özellikle pandemide formasının hakkını veremedi. Kayseri maçı benim için bitmiş bir ligin maçıydı. Çünkü ne diyeceğim sana? Çok basit. Soyunma odasına giriyorsunuz. Sivas mağlup. İkinciliğiniz garanti olmuş. İkinciliğiniz garanti de Avrupa kupalarına katılma şansınız, Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansınız var ama kastan gelecek olan cevaba bağlı. Şimdi Alanya'ya baktım. Çarşamba günü Ziraat Kupası'nda mücadele edecek. Peki Alanya yedek kadroyla çıkmış Göztepe karşısına. Göztepe diyorum. Konya karşısına. Yedek kadroyla çıkmış. Belli evet. Ki aklı Çarşamba günü oynanacak olan kupa maçında. Belli ki teknik direktörü nemli hava koşullarını göz önünde bulundurarak bazı oyuncularını dinlendirmek için yedek kulübesinde oturtuyor. Ligden düşmesi %99 netleşmiş olan Kayseri Spor karşısında biz ideal kadromuzla çıktık. Yeni teknik direktörümüzle çıktık. Newton yanılmıyorsam. Kaldırma kuvvetini bulan. Trabzonspor'un ilk siyahi teknik direktörü. O kadar geçmişini bilmiyorum. Ben tamamını biliyorum. Geçmişinden 67'den beri mi? 67'den beri. İlk kez yabancılar içerisinde teknik direktörümüz siyahi. Şimdi bakıyorsunuz sözleşmesi var mı? Yok. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetmenliğine göre iki maçlığına teknik direktörsüz çıkabiliyorsunuz. Yani öyle bir hakkınız var. Şimdi Hüseyin Çimşir'i kovmuşlar. Gönderilmiş. İyi hoş. Gönderilmiş. Peki sevgili Halil İbrahim İleri, sahaya çıkan kadroda farklılık gördün mü? Göremedin. Peki oyun anlayışında farklılık gördün mü? Teknik taktik anlayışında varyasyonlarda ayrılık gördün mü? Yok. Aynı tas, aynı hamam. Hüseyin gitti ne oldu? Ne değişti? Ama hemen bir şeyler değişmez. Yok, ondan ne diyorum? Hemen değişmez. Ondan ne? Şunu atma çalışıyorum. Yani
Trabzonspor'da kanıksanmış Ünal'da, Hüseyin Çimşir de Ünal'ın yerine göreve geldiğinde aynı yöntemi sürdürmüş. Çünkü bu takımda çok değişkenlik bir şey yok. Şimdi şunu söyleyebilirim. Kayseri'nin pozisyonu penaltı. Net penaltı. VAR hakemleri Türkiye'de şunu Trabzonspor'u öyle bir konuşmayacak hale getirdiler ki, hakkını arayamayacak hale getirdi ki, pandemi maçlarına bak, oynanan 8 maçta toplanan puan 12. Kaybedilen puan 9. Yok. Kaybedilen puan 12. Toplanan puan 12. Başarı %50. Şimdi küme altında oynayan takımların büyük kısmına maçları kaybetmiş. Ankara Gücü, Denizli, Konya. Şimdi bir düşün. Şuradan sokağa in. Ben maçı kalabalık bir yerde izledim. Kalabalık derken pandemi kurallarına da uyduğumu söyleyebilirim. Şimdi taraftarlarımız Kayseri tutuyor. İlginç. Kendi takımlarına isyan ediyor. Trabzonspor'u bu hale kim getirdi? Trabzonspor'un normalde zirveye oynayan, mücadele eden, şampiyonluğu son dakikaya kadar kovalayan takımda Kayseri'nin galibiyetini çok buruk baktı. Tabii şey var, bir de Kayseri Spor'la Trabzonspor'un bir kardeş takım olayı var. Onu da ben anlamış değilim. Yok, yani. Aynı ligde oynarken kardeş takım yok. Seyircili maçlarda da tribünlerde görüyorduk yani. Kayseri Spor taraftarı Trabzonspor diye bağırıyor. Trabzonspor taraftarı Kayseri Spor diye bağırıyor. O da ilginç. Hani dostluk başka bir şey. Kardeşlikle ilgisi yok. Dostluk şudur. Tribün dostluğudur. Taraftarların tribünlerde birbirlerini anlaması. Centilmence davranması. Mesela Ankara Gücü taraftarlarının olsun. Birbirlerini ağırlayan ve birbirlerine saygı, sevgi çerçevesi içerisinde tribünler davranmasıdır bu. Kardeşlik dediğim bu. Saha içerisinde futbolda kardeşlik olmaz. O dediğin sene şikeye girer. Yani her taraftarlar tutuyor ya Kayseri Spor, ondan dolayı. Olabilir. O sevgi başka bir şey diyorum ben. Burada hatırlayın bize verilen penaltılarla Galatasaray maçında çat var çağırdı gel. Ya yemin ediyorum Kayseri maçında hakem ben pozisyonu gördüm. Cidermen'in eline vuruyor. O elini kaçırdı. Ayağını uçurdu. Ya Allah'ını seversen şöyle duran ele top vurduğunda VAR'a gidip düt diye çalan adamlar VAR'a gitmek gereği bile duymadılar. VAR'a gitse hakem belki görür penaltı verir diye VAR'a bile çağırmadılar. Aman gelme ha, sıkıntı yaratırsın der gibi hakemi VAR'a çağırmadılar. Trabzonspor mu tutuyor hakemler? Yok be. Şu anda Trabzonspor elini kolunu bağlamak için yapıyorlar bunu. Şimdi Trabzonspor'a hiç iddiası olmayan maçta bunu yaparsan Kayseri maçından niye demediniz? La desen ne olur? Kayseri'yi yensen ne olur? Yenilsen ne olur? Ne iddiası var? Kayseri'nin yani, iddiası var, Trabzonspor'un yok. Trabzonspor'un yok. Olan Kayseri yok. Olan Kayseri mesela yok. O gol de bana göre çizgiyi geçmiş yani. Yani bak Kayseri'nin başkanını dinledim. Türkiye'deki ilk bayan başkan. Türkiye futbolun ne kadar acımasız olduğunu ve insafsız olduğunu. Şimdi hakem hocaları tut, ileri al, geri al, o açıya bak, bu açıya bak, üstten bak, yandan bak, direkten bak. Her şeyi denedikleri halde karar veremediler. Şimdi diyelim ki çizgiden geçen topu hakem gol verdi. Ne olacak? Kim ne diyecek? Kim ne diyecek? Kartal gözü diye bir uygulama var. O Türkiye'de yok mu? O çizgiyi geçti pahalı mi geçmedi mi? Pahalı bir sistem. O yüzden Türkiye'de para harcamak öyle futbolda şey. Futbolda pahalı bir sektör ama. Sektör yani. Ama hep bana. Rab bana. Başka çaresi yok ki. Dediğin doğru. İngiltere'de doğru. Şahin gözü ne var ama tam şey filenin içine koyuyorlar. Görüyorsun. Evet. Türkiye'de yok o uygulama. Yok. Yani yani Trabzonspor'un Kayseri maçında galibiyetle tamamlamak da Trabzonspor taraftarı için çok belli etmese de hoşuna gitmiştir ben, muhakkak. Ben hocanın yerinde olsam ki olmak istemezdim.
şans bulamayan oyuncuları oynatırım. Çarşamba günü benim hayati maçım var. Çarşamba günü benim hayati maçım var. O da ilk teknik direktörlüğünü i̇lki galibiyetle. Neye? İlki neye? Newton yani, için diyorum. Galibiyetle bitirmek istemiştir. Bitirsen ne olacak? Şey, kariyerine bir galibiyet edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nı alamadıktan sonra bitirsen ne olacak? Peki sana soru sorayım. Belki de alacaktır da yani. O da ya, şöyle diyorum. Ziraat Türkiye Kupası mı önemli? Son Kayseri maçı mı? Son cevabı belli zaten. De. Belli işte. Onu diyorum işte yani. Bunun için o zaman elindeki oyunculardan bazılarını dinlendirmek istemez misin? Bu kadar nemli, nem oranı yüksek maçlar oynanıyor ve futbolcular nefes almakta zorlanıyor. O yüzden ben yani bence Trabzonspor... Sen Milton'u beğenmiyor musun? Sen nesini beğendin? Yok yok yani. Ben... Ya ben sana soru soruyorum. Sen bana soru sormana gerek yok. Hayır, şunu sen sor, ben cevaplayayım soruları. Şunu söylüyorum. Bak, Milton'u beğendiğimi sana anlatacağım. Farklı... Mesela kadro tercihiyle ilgili, oyuna sonradan aldığı futbolcularla ilgili. Kadro aynı kadro. Beğenmedi. Çünkü bir teknik adamın kendine özgü yoğurt yiyişi olur. İki, oyun içerisindeki oyun mantalitesine baktım. Aynı. Kanatlar kullanamıyor, adam eksiltme yok, bilmem ne yok. Belli bir plan program hiç yok oyun içerisinde. E geldi ki oyuncu değişikliklerini aynı değişiklikler. Hocanın takım içerisinde aylardır antrenman yapan hocanın ya şu Hüseyin var ya, şu Serkan Hasan'ı kullanmadı, ben kullanayım. Ya da işte diyelim ki Koray'a hiç şans vermedi, az bu, ben ona ilk 11'de şans vereyim. Yok hocam, öyle bir dert yok ki. Hüseyin'in antrenmandan kovduğu Pereira'yı 11'de oynattı. Ahmet, Kamil Ahmet'i yedek kulübüsüne çekti. Hepsi bu. Oyuncu değişikliğinde Kamil Ahmet'i oyuna aldı. Yani bana bir böyle hani teknik adamın takım içerisinde